Arkadaşlar merhaba. Bu çarşamba günü LoL 101'in ilk programıyla karşınızdayız. Temel League of Legends eğitimleri programımızın adı olacak ve bu programın amacı League of Legends'ın A'sından başlayarak Z'sini, alfabesini inceliyor olacağız. Çeşitli derslerimiz olacak. Bugünkü dersimizin konusu daha doğrusu ilk başta League of Legends tarihi ile başlıyoruz. Ondan sonra nasıl League of Legends'tan bir hesap yaratılır onu göreceğiz. Ve ondan sonra da istemcinin içerisinde gezerken karşınıza çıkacak menüler hakkında bilgi vereceğiz. Bu arada ben Johnny, yanımda XNT ve Dumpy olacak. Merhaba arkadaşlar. Şimdi XNT bize League of Legends'ın tarihiyle ilgili kısa bir sunum yapacak. Onu dinliyoruz. Tabii hemen başlayayım. 2008 yılında Brandon Beck ve Mark Merrill Riot Games firmasını kurdu. Fakat bu firmayı kurduktan sonra yanlarına Steve Guinsofik ve Steve Pendragon Mescon'u alarak, ki bu kişiler daha önce başka bir oyun modunda son derece yetenek, güzel işler çıkarmış insanlardı. Onları ekibe dahil ederek böyle bir League of Legends oyununun temellerini attılar. Oyun 10 Nisan 2009'da beta aşamasında oyun severlerin karşısına çıktı. Sadece tek ülkedeydi değil mi o sırada? Evet, sadece tek ülkedeydi. Amerika'daydı. Ondan sonra bu 10 Nisan 2009'da başlayan beta süreci 26 Ekim'e kadar devam etti. 26 Ekim'de beta bittiğinde oyunda sadece ve sadece 40 tane şampiyon vardı. Bugün, evet, sadece 40 tane. Bugün 111 tane şampiyonumuz var. Maşallah. Bayağı gelmiş. Evet. Beta süreci bittikten sonra da 27 Ekim'de oyun resmi olarak oynanabilir vaziyette son halini almış oldu. Tabii önce Amerika'da, sonra Avrupa'da, sonra da farklı ülkelerde yayılmaya başladı. Kesinlikle. Çeşitli sunucular açıldı. Bunları da eklemek gerekiyor. Sen ne zaman başladın Johnny oynamaya? Ben ne zaman başladım oynamaya? Sanırsam ki yani 2 sene civarında olmuştu diye tahmin. Hatta 2 seneden fazla, 2,5 sene civarında olmuştu. 2010 civarlarında tahmin ediyorum ama yani kesin bir tarih veremeyeceğim açıkçası. Çentik atmadım o dönemde. Siz ne zaman başladınız? XNT, Dumpy? Ben 2010 Eylül'de başladım. Hani çok da iyi şekilde hatırlıyorum bunu. Hatta sen bu konuda bizden biraz daha ileri bir noktadasın. Profesyoneldir bir zamanlar değil mi? Evet, bir dönemler öyle şeyler yaşadığım oldu. Nasıl dönemlerdi peki? Yani sen de bu öğrenme sürecinden nasıl geçtin? Hemen yani daha önceden bir tecrüben var mıydı? Ya da hani yeni başlayan arkadaşlar için hani klavye alışkanlığı olsun, işte efendime söyleyeyim mouse'la ilgili böyle ufak tefek tiyolar var mı aklında o dönemde sana yardımcı olan? Şöyle söyleyeyim, yani hayatım boyunca oyun oynadım zaten, fakat tamamen yabancı olduğum bir oyun konusuydu, oyun türüydü. Ve seviye 30 olana kadar son vuruş yapmayı bile bilmiyordum. fakat baktım böyle olmuyor, daha iyi olmam lazım dedim. İşte internette çeşitli kaynakları okudum, çeşitli videolar izledim. Yayınları izledim. Sürekli yayın yapan oyuncular vardı. Onlar sayesinde hızlı bir şekilde geliştirdim kendimi. Aslında sen de şu an bizim yapmakta olduğumuz şeyi o dönemde aradın, bulamadın ve internette farklı şeylerin peşinde koşturdun. Kesinlikle. O şekilde. Demek ki güzel bir şey yapıyoruz. Bunu diyebilir miyiz? Umarız. Senin tarihiyle ilgili, League of Legends tarihiyle ilgili ekleyeceğin başka evet, bir şey var mı? Tarihle ilgili ekleyebileceğim hiçbir şey yok. Bütün özeti geçmiş bulunuyorum. O zaman sözü Dumpy'ye vereceğiz. Dumpy de bize League of Legends'ta nasıl hesap yaratılır? Evet. Bu konuda bilgi verecek. Evet, Dumpy söz sende. LoL 101'de en başından başlayalım dedik. Böylece bize izleyip de ya ben bu oyuna başlamaya cesaret edemedim, kaybolurum diye korkan, ne yapacağını bilmeyen, belki de tanıdıklarına oyuna başlatmak isteyen ve onlara ben sana anlatmakla uğraşamayacağım, git şuradan izle demek isteyen arkadaşlarımız varsa hemen basitçe nasıl yaratıyoruz bir hesap öğrenelim. LeagueofLegends.com'a gidiyoruz veya tr.LeagueofLegends.com'a. Zaten Türkiye'deyseniz otomatik olarak karşısına gelecek sayfa buradadır. Budur. Ücretsiz oynaya tıklıyoruz. Hemen zaten doldurmamız gereken bölümler geliyor. Kullanıcı adımızı giriyoruz buraya. LoL 101 diyelim. Bugünün şerefine. Hemen bir şifre uyduruyoruz buraya. Uydurma, onu hatırlamamız gerekecek. Evet arkadaşlar, burada yani koyduğunuz şifreyi bence bir yere not edin. Unutmayın, yani ben de gün içerisinde buna benzer
biletler alabiliyorum. Başlangıçta burada hani şifreyi nasıl hatırlarım diye geçiyorsunuz ama sonradan bir bakmışsınız o şifreyi unutmuşsunuz. O yüzden bunu her zaman not etmek. Bir de hani güvenli bir şifre seçmek önemli değil mi? Aynen. Bir de bu durumda sana da hemen bir konu daha danışalım Johnny. Çünkü oyuncu desteğe çoğu zaman şifremi unuttum, e-mailimi unuttum veya hesabım çalındı gibi istekler, biletler geliyordur. Bununla ilgili oyuncuların burada dolurken hatırlaması gereken en önemli bilgiler nedir? Tabii şimdi burada her şeyden önce şifreyi unutmak kötü bir şey. Şifrenizi unutmayın, şifrenizi not edin. Onun haricinde hesabınızla ilgili önemli bir işlem yaparken, işte hesabınızı transfer ederken ya da hesabınız eğer çalındıysa bir şekilde ya da şifrenizi unuttuysanız, şifreyi geri almak istiyorsanız hatırlamanız gereken en önemli bilgi kayıt olduğunuz e-posta adresi. Bu e-posta adresini de bir yere lütfen not edin. Eğer bunu unutursanız daha sonra hesabınızla ilgili bu önemli işlemleri yapamıyor olacaksınız. Bu yüzden de çok önemli bir bilgi bu. Onun haricinde doğum tarihi gerçekten önemli bir bilgi. Bu kişisel bilgilerden bir tanesi tabii ki. Diğer mesela hesabınızı çalmak isteyen kötü niyetli birisi sizin yani doğum tarihinize ulaşamayabilir. Bunun bilgisi sizde vardır. Buraya yazdığınız bilgiyi de elbet hatırlarsın. Bu hatırlaması çok zor bir bilgi olmasa gerek. Ama doğru doldurmak önemli. Çünkü bazen hani doğum tarihi de neymiş deyip de geçerseniz böyle bir 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 diye hani hızlı hızlı geçeyim derseniz o zaman ileride yine sıkıntı yaşama ihtimaliniz olabilir. Bu iki bilgiyi bence hani kayıt olurken bir yerlere not almak. Yani eğer farklı bir doğum tarihi de girebilirsiniz. Sonuçta hani bu bilgiyi tam olarak vermek de istemeyebilirsiniz. Eğer bu şekilde bir şey yapacaksanız da bence not alın, sonradan unutmayın derim. Çok teşekkürler Johnny. Biz de hemen bitirelim o zaman kayıt işlemimizi. Kullanım şartlarını kabul ediyorum. Bunu tabii. İstersen onu bir bakalım, kullanım şartları nelermiş bir görelim. Görelim. Kullanım şartları sözleşmemiz. Burada hesapla ilgili, daha doğrusu hesabınızı kaydederken neleri kabul ediyorsunuz, ne tür haklarınız var, ne tür gereksinimler sizden bekleniyor. Bu tür şeyleri öğrenebiliyorsunuz. Bunun içinde tabii mesela Johnny's'te de çok geliyordur. Hesap paylaşımı, hesap satışı gibi konular da var. Bunu kabul ediyorsak hemen tabii onun altındaki başlıkları iyi okumak lazım çünkü gerçekten önemli. Hani sonradan evet, sanırım yanlış yazdın. Yani sonradan baktığınızda hani oluşabilecek bir hatadan kendinizi sakınabilirsiniz. O şartları okuyarak, onları bilerek. Kullanıcı adı kullanılıyor muymuş? 401. Bizden hızlı birisi almış demek ki. Biz konuşurken diyor, açmış olabilir mesela. Harbiden biz burada bilgine girerken çok enteresan. Evet, hesabımız oluştu arkadaşlar. Bundan sonra yapmamız gereken şey istemcimizi açıp tabii daha oyunu indirmediyseniz oyunu tabii indirmeniz gerekiyor. Burada zaten hani kullanıcı dostu bir aslında internet sitemiz var. Burada teker teker adımları size söylüyor, gösteriyor. Bu şekilde ilerlerseniz herhangi bir sıkıntı yaşamıyor olursunuz. Oyunu indirdikten sonra da hani gerekli yamaları yapıyor olacaksınız. Yamalar bitince de karşınıza bizim bu ana ekranımız geliyor olacak. Şimdi onu bu arada Bulva da yanımızda. O da bize yine teknik konularda yardımcı oluyor. Bulva bir ses ver. Selam arkadaşlar. Bulva hep arkalarda görünmez kahraman. Bu teknik işlerin hepsinin arkasında o var. Evet, şimdi de bu ekranı görüyor olacağız. Ve oynaya tıkladıktan sonra karşımıza daha önce istemcimiz geldi. Evet, istemcimiz geldi. Daha önceden kullanıcı adımızı belirlemiştik, şifremizi belirlemiştik. Neydi bakalım. Evet, not aldın mı? Dumpy. Aldım galiba, bakalım. Bakalım. Doğrulama başarılı. Ve şimdi istemcinin ana ekrana doğru gidiyor olacağız. Oturum açılıyor. Ve evet. Ne oldu? Sihirdarını adlandır diyor. Tabii ilk kayıt olurken daha herhangi bir şekilde sihirdar ismi seçmiyor oluyorsunuz. Evet. Bunu ilk defa oyuna girdiğinizde seçiyor olacaksınız. Burada belirtilmesi gereken çok önemli bir konu var. Eğer oyuna girmeden kullanıcı adıyla gidip internet sitesine girmek isterseniz forumlara giremezsiniz. İlk önce sihirdar adını seçmeniz gerekiyor. Bu çok önemli.
Bunu hani artı bir bilgi olarak verelim, bonus olarak. Tabii şunu da hatırlatalım. Sihirdar adımız nedir? Bizim diğer oyuncuların bizi göreceği, evet, kullanıcı adımız oyun içindeki. Bir önce belirlediğimiz, mesela bizim için LoL 101 deneme olan hesap adımızı başka oyuncular görmüyor. Sadece sizin istemciye girmeniz için kullandığınız bir giriş ismi. Ve bu önemli. Sihirdar adı neden önemli? En başta mesela bu ekranda hani size komik gelebilecek, işte sempatik gelebilecek bir ismi seçtikten sonra bir ay sonra bundan sıkılmayın. O yüzden garanti bir şey seçin. Çünkü daha sonradan hani Sihirdar ismi değiştirme şansınız sadece Riot Ride puanı alarak olabilecek. Ve şimdiden evet, bu ekranda arkadaşlar sağ aşağıda gözüken arkadaş üyelik isteği, ondan da bahsedeceğiz. Hemen Şirin ayımızı da seçelim bu Sihirdar singlimiz olarak. Evet. Bu da yine aynı şekilde diğer oyuncularla oyuna girdiğimizde bize görecekleri resim oluyor arkadaşlar. Evet. Aslında istemci sesini birazcık kısarsak galiba daha rahat mı edeceğiz? Evet. Kısa. Bulma bize yardımcı olursa. Oo. Arkadaşlar merhaba. Evet, orada bizi duyan çok kişi varmış. Bunu görmüş olduk. Evet, istemci sesini birazcık kıstık arkadaşlar. Haldun bakalım. Kırdım bir saniye. Evet arkadaşlar, teşekkürler. Buradan da ilgiyi, sevgiyi görebiliyor oluyoruz bu arkadaşlık istekleri ile. Dinleyen, bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum ve Haldun kırmaya devam ediyor bu sırada. Haldun size bu arada bir görsel şov yapıyor arkadaşlar. Evet. Bulduk. Tamam. Sonunda. Tamam. Böyle de ekranlarımız vardı diyoruz ve evet, şimdi hangi ekrana geldik? Şimdi seviyemizi belirleme, daha doğrusu seviyemizi belirtme ekranına geldik. Burada evet, bize soru geliyor. League of Legends gibi oyunlara ne kadar aşinasın? Daha önce bu tarz bir oyun oynadıysak, oynamadıysak daha sonra, ilk defa böyle bir oyuna giriyorsak başlangıç seviyesini seçiyoruz. Uygun mu? Daha önceden benzer bir oyun oynadım diyorsanız oyuncuyum ama League of Legends'a çok aşina değilim. Eğer ben bu oyunu doğuştan biliyorum ve rakiplerimle karşılaşmaya hazırım diyorsanız tecrübeli. Doğuştan biraz iddialı değil mi? Biraz iddialı. Biraz iddialı ama olabilir. Kendine güven arkadaşlarımız olabilir. Uzman da tabii adı üzerinde. Biz LoL 101 adına başlangıçtan başlayalım. Çünkü süper, ilk defa başlayan bir sihirdarımızın geçeceği, göreceği adımları. Evet, evet, görmek istiyoruz. Öğretici oyun oynamak ister miyiz? Bunu şimdilik istemiyoruz. Evet. Bunu şimdilik istemiyoruz. Buna şimdilik ayırıyoruz çünkü öğretici oyuna arkadaşlar bir sonraki programlarımızda herhangi birinde değineceğiz. Evet. Ya bir sonraki ya da ondan sonraki. Evet. Bu arada yapay zeka karşı istekler geliyor. Arkadaşlar bu programda oyun oynamıyor olacağız. Evet, neymiş? Burada da yeteneklerimizi geliştirmek için savaş eğitimi almak ister miyiz? Alacağız bunu da ama henüz değil. Evet. Ve istemciye geldik arkadaşlar. Önümüze bir anda bir sürü şey açıldı. Johnny, nedir bunlar? Tabii bakalım şimdi teker teker. Arkadaşlar öncelikle sol üst tarafta gördüğümüz burada canlı izleme ekranımız var. Bu canlı izleme ekranı nedir? O sırada oynamakta olan ve genelde yüksek dereceli oyunlardan derlediğimiz, toparladığımız. Mesela bakın şurada dereceli kimlerin oynadığı gözüküyor. Oyuncular gözüküyor ve hangi şampiyonların o şampiyonları, oyuncuların kullandığı gözüküyor. Devam ederseniz sağda yine bir dereceli oyun. Yine hangi şampiyonun olduğunu görüyoruz. Devam edersek normal oyun. Sen normal bir oyun. Normal ve normal. Ya buradan 3 tip oyun karşımıza çıkabilir. Dereceli takım oyunu çıkabilir, normal çıkabilir veya dereceli çıkabilir. Hemen aşağısında baktığımızda o sırada bizim güncel olarak hani hem internet sayfamızda, ana sayfamızda yayınlamakta olduğumuz, sizin ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz haberler var. Bunlara kolayca ulaşmanızı sağlayacak burada linkler bulunuyor, uzantılar bulunuyor. Bunlara tıklayarak onlara gidebilirsiniz. Buraya baktığımızda zaten oyunun başında daha girerken seçmiş olduğumuz Sihirdar ikonunu, eğer o sırada mesela bir kampanya sonucunda gittik, başka bir ikon kazandık veya sezon sonunda iyi bir başarı elde ettik, farklı bir ikon geldi bize ödül olarak, bunu buradan değiştirebiliyoruz. Peki Johnny, bu resmimizi değiştirebiliyoruz. Evet. Bunu oyuna başlarken seçmiştik. Sihirdar adımızı da aynı şekilde seçtik. Sihirdar adımızı niye değiştiremiyoruz?
Sealer adı değişikliği çünkü çok daha farklı bir işlem gerektiriyor. Bunu hatta Sealer adını yazarken de sana söylemiştim. Dikkat et. Hani daha sonradan pişman olacağım bir isim alma sakın demiştim. Sebebi bu. Çünkü Sealer adını bir kere seçtikten sonra bir daha değiştirmez. Sadece mağaza bölümünde mümkün olabiliyor. Ama mağaza bölümüne şu an girmeyelim. Daha başındayız. Tamam. Sealer adı şu an sabit olarak orada kalıyor olacak. Hazır Sealer adı demişken sağ tarafında o sırada hani aktif olarak bulunan Raid puanın ve onun yanında da itibar puanım. Raid puanı ve itibar puanı nasıl kazanıldığı konusunda yine dönüş yapıyor. Bilgi veriyor olacağız. Öne çıkan ürünler. Mesela o hafta diyelim ki yeni bir şampiyon çıktı. Onun paketi. Onun haricinde baktığımızda hani yeni çıkan bir kostüm. Hani yine sihirdarlarımızın ilgisini çekebilecek, cezbedebilecek ürünler burada sergileniyor oluyor. Ve hemen altında da öne çıkan videolar var. Öne çıkan videolarda da hani o hafta, geçen hafta daha doğrusu hatırlar izleyen, takip eden arkadaşlarımız. Evet. Macbeth'in bir videosu çıkmıştı Ona mesela. hemen O. geri geleyim ona. Evet. Onun haricinde yine o sırada farklı, sizin yine ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz videoları orada yayınlıyor olacağız. Ve şimdi aşağıda yanıp sönen şu ekrana bir gelelim artık. Bu Neymiş? ünlem evet deminden beri telef oldu burada zavallım yanıyor Aynen, şimdi. aynen. Evet, şimdi neymiş bu? Arkadaşlar burada bu ünlem işaretini size gelen Bildirimler. bildirimler. Neler olabilir bunlar? Arkadaş isteği. Az önceden beri zaten Aslında bunu hepsi görüyoruz. var. Şimdi arkadaş var burada bir tane. Hepsinde arkadaş yazıyor Hadi bul zaten. bakalım. Ben de merak ediyorum. Nasıl bulacağım? Ben inanırsam bulabileceğime güveniyorum. İnanırsan her şey olur. Hop, orada Vampir. geçtik bir tane. Ne buldun? Oyun Oyun buldun. bulduk. Bravo. Bak bakalım neymiş? Danger Flash beni oyuna davet etmiş. Hangi moddaymış? Bu yapay zekaya karşı oynuyormuş. Evet. Sihirler Vadisi haritasında Ve ve başlangıç. evet başlangıç Aslında zorluğunda. başka bir zaman olsaydı kabul edebilirdik Danger Flash. Çok Evet. teşekkürler bize bu Şimdilik. imkanı verdiğin için. Onun haricinde buradan gelebilecek başka hani o sırada arkadaşlarınızın yolladığı oyunlar işte bu şekilde arkadaş Sohbete istekleri. sizi davet edebiliyorlar Evet, aslında. aynen o da olabiliyor. Yine burada mesela sen CGT'ler sırasında çok fazla kullandığın bir seçenek olduğu için sana sorayım. Nasıl bir sohbet odasına katılabiliriz? Tabii şimdi sohbet odasına katılmak için birçok yol var. Ama Sesini iyice kıstık. Evet. ve kaybettik. Geri getirdik. Süper. Evet. Teşekkürler Bulva. Şimdi alttaki arkadaşlar bu arada durursak çünkü anlatması ederek zorlaşıyor. Ben böyle edebildiğim en hızlı halde Yok, onun sonu gelmeyecek ben sana söyleyeyim. gelmiyor mu? O Gelmiyor. Koreli gibi tıklayabiliyorsun. Bravo. Evet. Eski farmlardan kim kaldı? Sohbet odası panelimiz bir de arkadaşımız olmadığı için Forever Alone. Arkadaş penceresi boş şu anda. Sohbet odalarına girdiğimiz zaman zaten oyunun bize halihazırda sunduğu strateji hakkında konuşmak isteyenler için şu anda içinde görüyorsunuz zaten 26 kişi var. Bir odamız var. Acemilerin için bizim gibi yeni başlayanlar için girebilecekleri bir oda var. Grup arayanlar için bir bastığım zaman zaten Evet, direkt kapatalım onu bu girdi. arada. Kapatalım. Genel sohbet var. Bir de burada saklanmış halde bir düğme var. Ulaşabilecek O misin tekrar? düğmeye ulaşamayacağız. Ama o düğmeyi göstermek istiyorum. Çünkü mesela CGT'de çok gelen sohbet odası oluştur veya katıl düğmesi var. Buraya bastığımız takdirde Bir odaya katıl mesela şu an. mesela hemen bir LoL 101 odası oluşturalım. Süper. Basalım. Zaten Varmış. bizi biri yenip gelmiş. Burada bir mesaj çıktı diyor. Ne diyor burada? Evet. Daha 5. seviye olmadığımız için gelecekte konuşuyor olacağız burada. Evet. İnşallah arkadaşlar. 5. seviye Hemen çıkıyoruz olduktan buradan. sonra çıkıyoruz. Kaçalım. Zaten arkadaşlar da geldi. Evet. Tanımadığımız bir sürü insanlar geldi, kaçtık. İlkeyiz. Cesaretleri nasıl geldi? Aram daveti geldi. Bir dahaki Çok sefere. zor da olsa reddediyoruz. Alttaki düğmelerin üzerinden de geçtik böylece. Burada Arkadaş listesi. arkadaş listesi var. Zaten ilk başta bu gelecektir. Burada neler yapabiliyoruz? En üstten Öncelikle başlayalım. evet. O sıradaki Kullanıcı duruma. durumu. Sarı olduğunda bu herhalde ben uygun değilim anlamına geliyor. Meşgulsün gibi. Evet, meşgulüm. Burada arkadaşları sıralamak için bir arkadaşımız olmadığı için şu anda yapamıyoruz ama duruma göre var. Yani nedir? Çevrim içi, çevrim dışı. Veya ada göre alfabetik sırada olsun istiyorsanız. Bütün arkadaşlarımın adını biliyorum. Sadece istediğimi bulmak istiyorum diyorsanız. Küçültme zaten.
alışık oldum. Ama burada durumumuz var. Bir tane arkadaş ekleyip hani onu da üzerinden gösterim yapabiliriz. Riot.xnet'den rica ediyoruz. LoL bir zamanı diye durumumuzu da ayarlayalım. 3'ü yazmayalım. Benim arkadaşlarım artık bu mesajı görecek. Süper. Bunun dışında burada altta iki tane çok kullanılmayan aslında düğmemiz var. Son oynanan. Bu çok işe yarayabiliyor. Ne işe yarıyor mesela? Geçen oyun ben bir oyun oynadım. Rakipteki bir oyuncu, bir sihirdar. İnanılmaz güzel oynadı. Aynı zamanda bir o kadar da iyi bir sihirdardı. Herkese çok iyi yardımcı oldu, güzel iletişim kurdu, dostaneydi ve keyifliydi o kişiyle oynamak. Ben bu kişiyi eklemek istiyorum diyorsanız, son oyununa bastığınız zaman arkadaşlar, burada son oynadığınız oyunlardaki sihirdar isimleri ve yanlarında küçük resimlerde hangi şampiyon oynadıklarını görürsünüz. Evet. Tanımanız çok kolay oluyor. O geçen oyunki en iyi kimdi? Gibi. Evet. Riot.xnet'den gelmiş. Onu hemen kabul edelim. Süper. Bir arkadaşımız olsun. Arkadaş listesine dönüyoruz. Ve Riot.xnet'i görüyoruz. Evet. Neler yapabiliyoruz Riot.xnet'e evet. biz? Ona bir sağ tıklayalım bakalım. Eğer bir oyuna gireceksem ve yanında Riot.xnet'i istiyorsam ona oyun daveti gönderebiliyorum. Evet. Mesaj gönderebiliyorum. Profiline bakabiliyorum. Profile daha gelmek dikkat edersen oraya da geleceğiz. Tamam. Sohbete davet edebilirim. Eğer Riot.xnet'den hoşlanmıyorsam onu arkadaştan çıkarabilirim. Blokleyebilirim. Bir grup yapıp onun içerisine taşıyabilirim. Biliyorsun ki hani burada gruplar da yapabiliyoruz. Tabii. Şu an genin içerisinde ama buraya ekstradan bir grup yaratıp onun içerisinde mesela bir ona takımınız vardır. X takımı diyelim. X takımının üyelerini ayrı bir sohbette toplayabiliriz. Ayrı bir grupta toplayabiliriz. Notunu düzenleyebilirim ve o sırada oyun oynuyorsa oyununu izleyebilirim. Belki ondan bir şeyler kaparım. Hı hı. Veya çok heyecanlı olduğunu düşündüğü bir oyunu bana bildirdiyse onun yanına gidebilirim. Bunun haricinde çevrimiçi arkadaşlarımı görebiliyor olacağım. Şu an XNET çevrimiçi olduğu için onu yeşil olarak görüyorum ama çevrimiçi bir arkadaşım olsaydı burada gri renkli bir şekilde duruyor olacaktı ve onu da çeşitli bilgilerini yine görebiliyor olacaktım. Tamam. Aşağıda yine düğmelerimiz var ama hadi bakalım ulaşabilirsen. Orada bir klasör işareti ve artı var. Arkadaş ekle klasörümüz var. Hı hı. Onun yanına başka bir sihirdar profilini aramak ve görüntülemek için tıklayabiliyoruz. Ve son olarak da arkadaş ekle evet. seçeneğimiz bulunmakta. Arkadaşımızın sihirdar adını biliyorsak mesela evet. benim... Bakalım. Benim bir admin arkadaşım var. Burada az önce kurtulacağız. Tamam. Evet. Belki de hop, her gitti. Şeye basalım belki tutar. Tamam, şuradan hızlı hızlı gidelim. Evet, oldu. Riot Dumpy, kendime ekleyeyim, arkadaş olayım kendimle. Kabul ettiğim zaman. Kabul edene kadar... Burada bu şekilde bekliyor. Bu şekilde bekliyor, evet. Bunun dışında klasör ekleyi hemen o ne anlama geliyor, nedir öyle bir tuş var da... Birini yanlışlıkla ben arkadaş ekledim. Hemen arkadaş çıkartma o zaman mekaniğini de gösterelim. Evet. Buradan çıkarta bastığım zaman bize soruyor. Ama olay yazmadığınızda gidiyor. Öyle keyifli keyifli daha çıkartmak seni en misin diyor. Kabul ediyorum. Hop. Birini gidiyor. Daha yanlış. Ay. Kader de yokmuş arkadaşlar. Onu da ekledim. Yok bence çıkardım birisini başardım. Beni çıkardım evet. O zaman hemen bir sonraki adımlara geçelim çünkü burada ekranın alt yarısını kontrol edemiyoruz artık. Hemen arigato ile bakalım. Evet. Başardık. Orada. Süper. Evet. Arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaş katıldığınız şu an ve kabul edemiyoruz. Yardımcı olduğunuz için teşekkürler evet. bu fonksiyonu göstermemize. Evet. Şimdi nereye gidelim? İlk önce mağazaya gidelim. Mağazaya mı gidelim? Evet. Tamam. Burada hani sırayla gidiyoruz ya. İlk önce yukarıdan tamam. başladık. Sırada mağaza. Sıra sıra. Evet. Burada hani ilk önce bir ana ekranımız var. Hı hı. Bu ana ekrandan bahsedeceğim. Olacak. O %50 olursak, indirim varmış. Evet. İndirimli şampiyonları görebiliyoruz burada. Hani şuradan birinci kısımda %50 indirimli kostümler var. İkincide şampiyonlar var. Üçüncüde özel başlangıç paketi. O sırada hani aktif bir kampanya varsa ilginizi çekebilecek. Onu görebiliyorsunuz. Yine mağazaya hoş geldin bölümü var. Sol tarafta, daha doğrusu sağ tarafta devam edelim. Öne çıkan eşya ve öne çıkan eşya diye iki tane kısım var. Bunu ana sayfada da benzer bir istemli sayfasında benzer bir bölümünü görmüştük.
Ve ona benzer bir yer burası da. Hani ilginizi çekebilecek, o sırada yeni çıkmış, öne çıkan bir eşya varsa buradan görebiliyor olacaksınız. Çok satanlar kısmında o dönemde hani hangi içerik çok satıyorsa bunun da bilgisi sunuluyor. Belki yine ilginizi çekebilecek bir şeyleri siz de görebiliyor olacaksınız. Yeni çıkmış, hani o sırada kostüm şampiyon ne varsa buradan görebilirsiniz. Mesela sen de, daha doğrusu biz de şu an bizde hiçbir Queen şey yok. Evet, Queen yok. Queen'i açabiliriz. Kostümleri açabilmek için ise o şampiyona sahip olmak gerekiyor. Bu da aslında söylememiz gereken bir şey. Eğer bir şampiyonu açmazsanız kostümünü açamazsınız. Evet. İlk önce şampiyonu açmanız gerekiyor. O sırada bedava olsa bile, ücretsiz olsa bile oynaması o şampiyonu, onları kullanamıyor olacağız. İlk önce şampiyonu her zaman satın almak gerekiyor. Burada ben bir soru sormak istiyorum Mert'e, tabii. XNT'ye. Tabii. Çok yeni başlayanlar için de yararlı olacak bir paket var sanırım burada. Türkiye özel başlangıç paketimiz var. Bu belirli bir süre mi peki geçerli olacak, yoksa hemen başlayıp almak isteyenler ellerini çabuk tutsun mu? Bir süredir devam eden bir kampanya o zaten. Şu anda da kampanya bitiş tarihiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadık. Ama tabii hazır böyle bir kampanya varken kaçırmamak lazım diyorsun. Kesinlikle. 7 gün XP takviyemiz var. 1 gün de IP takviyemiz var. Tamamdır. Sol taraftaki hani opsiyonlardan bahsedecek olursak, rüya puanı satın alma, hediye merkezi, içerik, şampiyonlar, kostümler, rünler, takviyeler, paket, diğer kodlar ve satın alma. Bunların içine çok fazla girmiyoruz. Sadece mağaza ile ilgili kısa bir bilgi vermek gerekiyor. Bunun hani içeriğini önümüzdeki programlarda yine sunuyor olacağız. Şimdi daha önemlisi profile girin. Tamam. Buna geçmeden arkadaşlar hatırlatalım. Eğer bize soru sormak istiyorsanız LOL101 Twitter hashtag ile, etiketiyle bize sorularınızı iletebilirsiniz. Bir yandan açık, onları da göz atıyoruz. Sorunuz varsa bekliyoruz. Evet, evet. İstemci veya LOL101'de anlatılan herhangi bir şeyle ilgili sorunuz, bilgilenmek istediğiniz detaylı bir şey varsa bekliyoruz. Evet. Şimdi profil kısmına geldik. Profilde her şeyden önce burada ismimizi görüyoruz. Neymiş? LOL101 bizim ismimiz. Ve profil kısmında şu an bu sihirdar ikonumuzun yanında almamız gereken tecrübe puanı var seviye 2'ye geçmemiz için. Şu an seviye 1'iz. Ariyetten gün ilk galibiyet bonusumuz şu an kullanılabilir durumda. Bunda hani 24 saat aralıklarla görüyor olacağız. Yine aşağıda istatistiklere genel bakış atacak olursak, daha şu ana kadar herhangi bir oynamadığımız için her şey boş durumda, sıfır durumda. Ama oyun oynadıkça, oyunlara girdikçe haklananlar, katledilen canavar ve minyon sayısı, galibiyetler yavaş yavaş artıyor olacak. Ve bu artışa göre de o sıradaki seviyeye göre burada çeşitli ikonlar beliriyor olacak. Bu da gerçi hani bir sayısıyla ilgili pek bir şey söylememiz mümkün değil. Ama oynadıkça farklı farklı ikonlar görebiliyor olacaksınız. Burada da dereceli oyunlarla ilgili grafikler olacak, istatistikler olacak. Ama şunu unutmamak gerekiyor, 30. seviye olmadan önce dereceli maçlara giremiyor olacağız. Bu çok önemli. Ve ayrıyeten herhangi bir şekilde ilk oyunumuzda dereceli istatistik ortaya çıkmayacak. Mesela gerçi ona lig geldiğinde mi değinsek daha mı mantıklı olur? Evet, buna düşünüyorum. İleriki programımıza tamam. Değinsek. Şu an tabii 30. seviye olmadığımız için dereceli istatistiklerimi göremiyorum. Ama 30. seviye olduktan sonra burada dereceli istatistiklerimi görebiliyor olacağım. Ve 10 tane maç yaptıktan sonra, dereceli oyun oynadıktan sonra ligde bir yer alıyor olacağım. Hı hı. O anki seviyeme göre lig bini, daha doğrusu sistem bini belli bir yerleştiriyor olacak. Onun haricinde eğer takımla giriyorsam, dereceli takımım varsa bu sayı 5'e düşecek. 5 maçtan sonra bir ligim oluşacak. Yine aynı şekilde dereceli takımlarda da aynı şey söz konusu. 3'e 3 ve 5'e 5. Şöyle bir soru görüyorum Johnny. Hazır dereceli takımlardan bahsediyorken, birden fazla dereceli takıma gelebiliyor mu diye sormuş Yiğit. Yiğit'in cevabı da evet, birden fazla dereceli takıma üye olabiliyoruz arkadaşlar. Evet, birden fazla dereceli takımımız olabiliyor ama şunu unutmamak lazım. Eğer hani bir takımınızı birazcık fazla ihmal ederseniz bir süre sonra pasif duruma, evet, inaktif duruma düşebiliyor. O yüzden hani benim tavsiyem gerçekten oynayacağınız takıma devam etmeniz. Şimdi devam edelim. Dereceli kısmı tabii çok detaylı, evet, şekilde anlatıyorum ama mesela dereceli takımlarınız olduğu zaman buradan girdiğinizde
derece takım bilgilerini de görüyor olacaksınız. Ve burada çeşitli istatistikler olacak. Onu da yine ilerleyen programlarda inceliyor oluruz. Biz de seviye atladığımız zaman tabii ki. Karşılaşmalar kısmı. Burada istatistikleri görüntülüyor olacağız. Mesela ben bir maç yaptım. Çok yani muazzam bir maç sergiledim böyle. Acaba ne kadar hasar verdim? Kaç tane minyon öldürdüm? Kaç tane şampiyon öldürdüm? İşte kaçlı bir seri mi oldu? Aynı anda kaç tane kelle kestim falan? 3'te 3 mü yaptım? 5'te 5 mi yaptım? Burada detaylarda her şey gözüküyor olacak. Yani bunu keyifli bir şekilde inceleyebilirsiniz veya hava atmak için arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz. Bakın nasıl şov yaptım en iyiyle. Bugün niye en iyi taktıysam artık. En iyi sen taktın evet. Bilmiyorum artık. Ne oldu, bir şey mi söyleyecektin? Yok tabii aynı tamam. Şekilde başka bir sihirdarın profilini görüntülüyorsak da bu karşılaşmalar evet. Sayfası bayağı işimize yarayabiliyor. Çünkü aynen. Belki rakibiniz olacak biri. Aa bu adam neler oynamış en çok. Şunu oynadığında kazanmış, şunu oynadığında kaybetmiş. Ben en iyisi bu şampiyonunu oynadığı zaman dikkatli olayım veya korkacak bir şey yok. Zaten bununla çok başarılı evet. Oyunlar yaşamamış diyebilirsiniz. Şimdi burası çok önemli bölüm aslında. Şampiyonlar bölümü League of Legends'ın herhalde anlamı burası değil mi? Evet. Şampiyonlar. Oyunda bulunan şampiyonların hepsini burada görebiliriz. Hangilerine sahip olduğumuzu, hangisini olmadığımızı veya yanda şu menüleri kullanarak mesela kullanabilir. Mevcut değil. Yeni satın alınmış diye kategorileri ayırabiliriz. İşte burada benim görebildiklerim mesela ücretsiz oynayabilir. O hafta ücretsiz rotasyonda olan şampiyonları tercih edebiliyorum. Kaç tane oluyor Johnny? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8 tane, 9 tane 10. Bakıyorum. 10 tane şampiyonum şu an rotasyonda. Evet. Ve bunları seçebiliyor olacağım. Diyelim ki mesela çok da fazla bir bilgim olmadığını düşünüyorum. Ahri denilen şampiyon acaba ne iş yapar? Ona bakacağım. Buradan gelip bakıyorum özelliklerine her şeyden önce. Bu en solda gördüğümüz özelliği her zaman pasifidir. Pasif özelliği. Burada Q'su, W'su, E'si ve R'si diye ultisi tabii ki sonuncusu da ve saldırı gücü, savunma gücü, yetenek gücü ve zorluk derecesine göre bilgiler veriliyor olacak. Özelliklerine bakacak olursak suikastçı, büyücü, menzilli ve burada da seçilebilir kostümlerini görüyor olacağım. Şampiyon bende yoksa eğer ve beğendiysem şampiyonlar seçeneğim var. Yeteneklerde de burada hani bir demo diyelim nasıl kullanılır, ne yapar eğer bir fikir sahibi olmak istiyorsam. Sanırım izleyebiliyoruz. Evet izleyebiliyoruz. Aynı şekilde bize, buradan. Bize bir yeteneğini göstermek ister misin mesela? En çok hangi yeteneğini seviyorsun Ahri'nin? Tabii ki ultisi. Tabii yani. Ki ultisi diyorsun. Neden? Evet, çünkü çok etkili bir ulti. 3 kere Hop. Zıpladığı için ama çok detaylara girmiyoruz ya. Evet, ona girelim. Sadece meraklı benim için. Evet, burada efsanesi tabii ki. Burayı da hani merak edecek arkadaşlar olacaktır. Bu şampiyonun geçmişinde neler olmuş? Neden League of Legends'a gelmiş? Neden burada gibi hani soruların cevabı bu kısımda olacaktır. Sevdiğim bir şampiyon ben gidip bakıyorum yani ne yapmış bu geçmişte, nereden gelmiş, nereye gidiyormuş diye. Ve son olarak da tüyolar bölümü. Ahri'ye karşı oynarken ne yapmalıyım, Ahri'yle oynarken neye dikkat etmeliyim şeklinde burada gerçekten güzel hani tüyolar bulabiliyor olacağım. Kapattım. Şimdi burada tabii bakabileceğiniz birçok tane şampiyon var. Ama hangi şampiyon sorusu çok önemli. Mesela ben diyelim ki hani gerçek hayatta düşünecek olursak kabadayı özellikle bir adam hep önden giderim böyle bir şey olduğu zaman ilk ben mevzuya girerim falan. Öyle bir adamsan ne istiyorsun? Yani mesela ormancı olabilir. Onun haricinde dövüşçü olabilir. Yakın dövüşçü, tank. Bunlar yakın böyle dövüşçü. Senin az önce bahsettiğin evet. Özellikle insanlar. Tank mesela. Bunların hepsi tank şampiyonu. Tank özelliklerinin şampiyonu. Özelliklerine sahip şampiyonlar. Mesela daha sonra saf kran mesela olabilir yine aynı şekilde. Buradan hani oyun size siz ona birazcık bilgi verirseniz o da ne oynamanız gerektiği konusunda size geri bildirim yapıyor. Eğer sen suikastçıysan böyle hani arkada bekleyip hani canı azalan birisini hop tanak diye zıplayacaksan mesela suikastçı kimden varmış bu şampiyonları oynarsan senin için daha iyi olur. Daha böyle en azından oyuna başlarken çok fazla bir şey bilmezken oyundan biraz daha keyif almanı sağlayabilir. En azından bu özellikleriyle. Bunları kullanmanızı tavsiye ederim. Hemen bir sağ tarafa geçtim. Rünler. Şimdi League of Legends aslında farklı kılan noktalardan bir tanesi de bu. Rünler. Rün seçenekleri. Oyuna başlarken mesela şu an ekleyebildiğim sadece bir slot var. Ama maç yaptıkça ve seviye atladıkça mesela ikinci seviyede bu açılıyor olacak. Üçüncü seviyede bu açılıyor olacak. Ve
Damga mühür nişan, damga mühür nişan, damga mühür nişan. Bir 9 tane açıldıktan sonra bir tane CHP'li açılacak gibi. Bu sırayla devam ediyor olacak. Ve en sonunda da bu ürünleri yerleştirerek oyunun başında kendime fazladan belki hani zırh kazandırıyor olacağım. Belki de fazladan hasar kazandırıyor olacağım. Fazladan hani koridorda durabilmek için hani can yenilemesi, can gibi özellikler kazandırıyor olacağım. Bunların hepsi rün sayfasında olacak. Ama bu konuyla ilgili çok fazla bir hani detaya girmeye gerek yok. Çünkü zaten ilerleyen Program. programlarda bununla ilgili detaylı bilgi vereceğiz. O birazcık da hani sömestrden sonrası mı diyelim artık Müfredatın evet, ilerleyen ilerleyen kısımları. kısımlarında. Ve kabiliyet sayfası yine aynı şekilde. Şu an dağıtabildiğim birinci seviye olduğum için sadece bir tane kabiliyetim var. Bunu istediğim bir noktaya koyabilirim. Saldırı, savunma ve işlevsel de 3 tane ayrı kabiliyet ağacımız var. Ve bunlardan bir tanesini tercih edebilirim. Ve seviye atladıkça da 30'a kadar bunun da yolu var. 30 tane kabiliyeti kazandıktan sonra eğer hangi tür şampiyon oynamak istiyorsan, mesela az önce bahsetmiştim, tank mı? O zaman savunma isteriz çünkü önde duracağız. Hani ölmememiz lazım. Ya da işte suikastçı bir şampiyon. O zaman saldırı gücümüz fazla olmalı ki o canı azalan şampiyonu kaçırmamamız gerekiyor gibi. Burada ufak ufak aslında tüyolar var. Yapmamız gereken, dikkat etmemiz gereken şeyler var. O yüzden hani burayla ilgili de yine müfredatın ilerisinde bilgi veriyor olacağız. Ama hani genel üzerinden geçelim. Büyüler kısmına gelecek olursak. Burada mesela oyunun başında iki tane kullanabildiğimiz sihirdar büyümüz var. Dört tane yeteneğimiz haricinde. Bu ikiliği nasıl belirleyeceğiz? Neye göre belirleyeceğiz? Burada hemen bilgilerine bakıp hani hangi büyünün, sihirdar büyüsünün nerede kullanıldığı her şeyden önce çok önemli. Çünkü bazı sihirdar büyüleri Sihirdar Vadisi'nde kullanılabiliyor sadece. Bazıları farklı bir harita modunda kullanılabiliyor. Onlara dikkat etmek gerekiyor. O yüzden tavsiyem bunların hepsine teker teker bakılması. Berrak Zihin mesela mana dolduruyor. İşte Dirit eğer öldüyseniz hemen sizin hani kalkmanıza, yeniden canlanmanıza sebep oluyor ve hızlanmanıza sebep oluyor. Belki olay yerine yeniden yetişebiliyorsunuz. Bir an önce savaşa geri Evet. dönmek istedik. Garnizon işte bu Dominion seçeneğinde geçerli olan bir seçenek. İşte o garnizon yaptıktan sonra yeniden onun canın yenilenmesini sağlıyor. Hayalet var Evet. mesela daha hızlı koşmanızı sağlıyor. Çarp orman şampiyonların tercih ettiği bir seçenek. Şifa, arındır, ışınlan, bariyer, bitkinlik, tutuştur, duru görü ve sıçra. Bunlar da tabii seviyeye göre açılıyor. Hepsini oyunun başında kullanamıyor olacaksınız. Mesela sıçrayı sihirdar seviyeniz 12'ye geldiğinde kullanabiliyor olacaksınız. Tabii bu kullanma zorluğu bakımından da birazcık hani bu şekilde klasifiye edilmiş durumda. Eğer birinci seviyeden sıçrayı alırsanız mesela kullanımda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü kullanım birazcık daha farklı bir sihirdar büyüsü. Onu da yine ileriki bölümlerde uygulamalı olarak anlatıyor olacağız. Ve bu şekilde galiba profilin sonuna gelmiş olduk mu? Sonuna geldik, evet. Oradan da bir sihirdarı bulabiliyoruz. Aynı şekilde. Ve sanırsam ki vaktimizde bakayım ne kadar birazcık soru alabiliriz aslında. Evet. Mesela Yiğit'in yine bir sorusu var. Bir şampiyon aldık ama beğenmedik. Geri verme şansımız var mı diye sormuş. Tabii ki Hemen aslında mağazamıza gidelim. evet. Birazcık hani gelmediğimiz konulardan sonra ama Evet. Ama hızlıca üzerinden geçelim. Eğer bir şampiyon aldıysak veya herhangi bir şey satın aldıysak mağazadan, zaten satın alınanlar bölümümüz var. Eğer iadeye açıksa, mümkünse bu, ki Johnny yanılıyorsan beni düzelt. Her sihirdarın 3 3 tane hakkı Evet, var. doğru. 3 ile Bu başla. 3 hakkımız duruyorsa bir tanesini iade için kullanabiliyoruz veya Aynen. birden fazlasını gerekiyorsa. Yiğit'in sorusunu da cevaplamış olduk umarım. Aynen. Bakalım yani eğer başka bir soru görebilirsek, gerçi Twitch chatinde de muhtemelen şu an bayağı bir Evet, Twitch. muhabbet dönüyordur diye tahmin ediyorum. Oradan da bakacak olursak daha fazla soru bulabiliriz diye Bulla tahmin ediyorum. bizi Twitch'e götürecek o zaman. Evet. Oradan da bakarak. Mesela ileriki LoL 101'lerde neler görmek istersiniz de bir soru olabilir arkadaşlar. Onu bir soralım. O zaman öyle mi? Öyle bir soru sordun ki. Dedim ki LoL 101'lerde ne görmek istersiniz? Ne görmek isterler acaba? Yazsınlar o zaman. Bakalım. Şimdi bir yandan tabii Twitch chat'i önümüze açtık. Ve
neler var, neler yok. Tabii şimdi arada güncel sorular da geliyor. Onları geçmek durumundayız. Hediye merkezine değinemez miyiz mesela? Şimdi birazcık daha ileri konular olduğu için eğer ona değinecek Sonra diyorsun. olursam diğer mağaza içeriklerine girmek zorunda kalırım. Bir saat daha devam ederiz. Tamam. O Yani o zaman da yüzden. ileriki bir. Evet. Bakalım. Timoli'sin nasıl kör ediyor tabii. Klasik sorular bunlar. Bu sırada aslında daha önce değinmedik de sihirdar bulu da gösterelim mi hazır girmişken? Aha, aynen. Mesela az önce yeni bir arkadaşımız oldu. Riot XNT. Bu sihirdarı görüntüleyelim. Hemen bizimkinden farklı şeyler geldi yalnız ekrana. Evet. O sırada yani kaç tane maç yaptığını, hangi takımlarda olduğunu, işte kaç galibiyeti olduğunu. Hatta daha da önemlisi mesela maç yaparken arkadaşlar şöyle bir şansınız olacak. Mesela iyi bir oyun sergilediniz. Hem takım arkadaşlarınız sizi takdir etti. Hem de rakip takım takdir etti. Buna göre farklı takdir puanları alabiliyor olacaksınız. Ve belli bir seviyeye geldikten sonra hak ettiğinizde buna karşılık olan ve oyun yükleme ekranında özellikle gözükmekte olan bir tane nişan alabilirsiniz. Mesela burada neler var? Dost canlısı var. Yardımsever var. Takım çalışması var ve onurlu rakip var. Bunların hepsi takım arkadaşlarınız veya rakip takım tarafından verilebilecek puanlardır. Onun haricinde baktığımızda sağ tarafta bir menümüz daha var. En çok oynanan şampiyonlar. Tabii oyun oynadıkça bunlar da yavaş yavaş gözüküyor olacak. En çok hangi şampiyonu tercih ediyorsa mesela baktığımızda Kassadin oynamış. Ve karşılaşmalar bölümünde evet. Şimdi dolu olduğunu görüyoruz. Mesela son oyunda ne yapmış? Hemen Son oyunda Tristan'ıyla oynamış. Tristan oynamış. Nerede oynamış peki? Ona bakalım. Özel bir oyun kurulmuş. Cesaret Cesaret Arenası'nda Arenası'nda. oynamış. Evet, o bilgileri de görebiliyoruz. Hatta tarihi bile var. İstatistikleri var. Ve yukarıdan aşağı bakacak olursak katledilen şampiyonlar, ölümler, asistler, seriye bağlama, çoklu katletme, verilen hasarı, iyileştirilmesi, alınan hasar, altın ve minyon sayıları da gözüküyor. Oluyor. Hangi eşyaları tercih ettiğini görüyorsunuz. Neden bu kadar iyi oynadı? Çünkü bu eşyaları aldı şeklinde yorum yapabilirsiniz. Bunu da açtığımız gerçekten iyi oldu. Yine aynı şekilde tabii. Tabii seviyesi 30 olduğu için şu an XNT'nin 30 tane kendisine rün takabilmiş ve yan tarafta o rünlerin kendisine neler verdiğini görebiliyoruz işte istatistik olarak. Yine kabiliyet sayfalarını da Evet. görebiliyoruz. Kabiliyetle birazcık daha hasar düşkünü bir insan olduğu için kendisi saldırıyı 26 vermiş, savunmayı 4 vermiş. Ve bu şekilde oynamayı tercih etmiş. Tabii bunların istatistikleri yine bir önceki rünlerdeki gibi yansımıyor. Ama üzerine gelip teker teker bakacak olursak mesela bakacak olursak orada da hani hangisinin ne verdiğini görebiliyor Evet, olacağız. Yani mesela zaten saldırı hızı, atak gücü gibi. zırh deneme. Bunları zaten kabiliyetler bölümüne Aynen. değindiğimiz zaman Aynen. Aynen. derinlemesine Aynen. geçeceğiz. Evet, bakalım Sorulara soru bakalım. bulabilecek Bu miyiz? sırada Glandal'ı anıp diyorum ki tweetler gelmeye devam ediyor. İade hakları sıfırlanabilir mi? Çok yanlış satın alma işlemleri yaptım arkadaşlar. Hayır. İade hakları oyuna başladık. Şu an 3 tane hakkımız var. Bunları çok dikkatli kullanmamız gelecek bu dakikadan sonra. Aldığımız ilk şampiyonu iade edersek bir hakkımız gidiyor olacak. O yüzden birazcık daha dikkatli olmak lazım. Belki de bu haklarınızı farklı şeyler için kullanmak isteyebilirsiniz. Bunu da aklınızda bulundurun. Bakalım. Ben başladığımda oyuna çok sıkıntı çekmiştim. Şu an yeni başlayanlar oyunu biliyor olacak. Bu çok iyi. Oradakilere teşekkürler. Biz teşekkür ederiz arkadaşlar. Zaten amacımız bunu yapmamızın amacı birazcık da hani yeni başlayan arkadaşları hani zaten kullanıcı dostu bir internet sitesinden bahsetmiş. Kullanıcı dostu bir istemciniz var. Kullanıcı dostu bir oyunumuz var ayrıyetten. Bunu birazcık daha hani iyi bir noktaya, daha rahat bir noktaya çekmek istiyoruz. Amacımız tamamen bu. Hani daha önce bu tür oyunlarla ilgilenmemiş, hiç oynamamış olan sihirdarlar var ise birazcık daha hani ısınmalar için yapıyoruz bunu. İnşallah da yardımını göreceklerdir yeni başlayan arkadaşlar. Bakalım.
Mesela ben yeni başladığımda özel oyunlara girmeye korkuyordum çünkü ne olduğundan hiçbir haberim yoktu. Oraya gidersem oyunum bozulur mu diye. Ne oluyor bunlar, bu odalar nedir diye. Evet, o odalar da aslında gelecek programlarda değiniyor olacağız. Tabii. Şimdi arkadaşlar, ilk bölümden oyuna girmemiz çok doğru olmaz. Bu sonuçta bir müfredat gibi düşünün. İlk başta hani 4 işlemle başlıyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş problemlere geçeceğiz. Havuz problemini çözeceğiz. İşte trigonometrisine gireceğiz. Daha detaylarına gireceğiz. O yüzden birazcık daha vakit lazım bunun için. İlk programda birazcık daha böyle hani basit şeylerden bahsediyor olacağız. Tabii. Ama sanmayın ki her programımız böyle ilk adım tarzı şeyler anlatıyor olacak arkadaşlar. Zaman geçtikçe her ilerleyen programda bir adım ileriye, bir adım ileriye, yeni başlamış bir oyuncuyla aynı seviyede ilerleyerek oyunlara gireceğiz. Rünlerimizi dizeceğiz, kabiliyetlerimizi dizeceğiz, farklı oyun türlerine değineceğiz. Hı hı. Yine Johnny, ben, XNT ve şu anda hasta kendisi, buradan da geçmiş olsun diyoruz. Glandal'ın evet, ve güzel sesi burada olacak. Bir maç atsanız bari eğlensek ya demişsiniz. Ve tabii ki, ama pardon, omurgamız olan, bütün operasyon ilerlemesini sağlayan Bulva. Ha, unuttuk mu, pardon. Omurga birazcık fazla oldu. Sensiz olamıyorum Bulva. Arkadaşlar, bu programda maç atmıyor olacağız. En azından şimdilik böyle bir planımız yok. Ama ileride daha farklı bir konuya geldiğimizde, mesela maç atma konusuna geldiğimizde maç atıyor olabiliriz. O yüzden bugünlük öyle bir şey yok. Ama hani salı geceleri zaten beraber maç atıyoruz. Yarın da Ustalar Vadisi var. Yarın Ustalar Vadisi var. Ustalar Vadisi'nde maç atıyor olacağız. En azından maç oynuyor olacağız. Aramızda da yine bir konumuz olacak. Yine Dark Passage'dan Holy Phoenix değil mi? Evet. Holy Phoenix olacak burada. Bu arada tabii Riot One'u da unutmadık. Seni unutmadık. Sohbet odasında bum diye bana diyor. Sesleniyor. Arkadaşlar, Onur rakiple ilgili birkaç tane soru gelmiş. Onur rakip kaç olunca nişan alabiliyoruz abicim demiş. Abi, güzel abicim, güzel kardeşim. Bilmiyorum yaşını ama ikisinden bir tanesini biliyorum. Şöyle, bu nişan tam rakam verilebilecek bir şey değil. Yani tam şu kadar ulaşırsın, 20, 30, 40 diyebileceğim bir şey değil. Bu zaman içerisinde sistemin sizin hak edip hak etmediğinizde algısına göre eklenebilecek bir durumdur. O yüzden birazcık daha sabırlı ve daha önemlisi hani iyi davranışlarda bulunarak devam etmeniz gerekiyor. Zaten hani bunun bir spor olduğunu düşünecek olursak, e-spor diye zaten adlandırıyoruz. Spor olduğunu düşünecek olursak, hani halı sahada gidip de ayağına basmazsın rakibin ya da işte sert hareket yapmazsın. Burada gidip rakibi kıracak şeyler veya takım arkadaşını kıracak şeyler yapmadığın sürece takdir alıyor olacaksın. Yani küfür etmek, ne bileyim böyle iğneli bir şekilde konuşmak kimseye yarar getirmiyor. Ben bugüne kadar hep zararını gördüm. Takım içerisinde bu tip durumları hep karşılaştım. Ben de sihirdarım. Ben burada bulunan arkadaşlarım da sihirdar. Aslında sihirdar demişken sihirdar kanununa da değinsek mi? Ya da bir sonraki oyunumuzda bir oyuna sonraki, girmeden. Evet, bir sonraki oyuna girmeden anlatmamız daha mantıklı olur. Ama ben şöyle yani ufak bir bilgi veriyorum. Yani bunun bir spor olduğunu unutmayın arkadaşlar. Ve hani hepimiz buraya stres atmak için, kazanmak için giriyoruz. Ama önemli olan kaybederken de zevk almaktır. League of Legends'ın özü zaten bu. Bugün bu özle bir başlangıç yaptık. Bakalım bundan sonraki haftalarda neler olacak? Ne gibi sürprizler bekliyor olacak? Buraya gelen, bizi dinleyen herkese teşekkürler. İlk programımızın sonuna geldik. Herkes senipse mi diyelim? Evet. Zil çaldı. Zil çaldı. Arkadaşlar, iyi akşamlar. Ben Johnny. Yanımda Bumpu, XNT ve Bulva vardı. Tabii. Görüşmek üzere. İyi akşamlar arkadaşlar. Noxus!